Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet, seçime sadece 2 gün kaldı. Diğer yandan da piyasaların kapanmasına yaklaşık 1 saat 70 dakika civarında bir süremiz var. Piyasalar kapanmadan önce son haftanın son işlem günü ve seçimin son işlem saatleri, seçim öncesi son işlem saatleri itibariyle kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Evet, değerli arkadaşlar, dolar TL'nin genel olarak bugün de hareketli bir gün yaşadığını, dün swap konusunda alınan kararlar sonrasında hareketli bir gün başladığını ve nitekim 5.62 olarak görmüş olduğumuz kritik seviyenin üzerine çıkılmak suretiyle 5.68 seviyesinin test edildiğine tanık olduk. 5.67'ler görüldü. Sevgili arkadaşlar, şu an itibariyle 5.64-5.65 civarında işlemler geçmekte. Önemli olan 5.62 direncinin üzerinde kalınmasıdır. Yani şurada görmekte olduğunuz, sürekli olarak sizlere bu grafik üzerinden analiz vermekteyim. Şurada görmekte olduğunuz Fibonacci %23.6 seviyesine denk gelmekte olan 5.62-61 seviyesinin üzerinde kalınması ve bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmesi 5.62 direncinin kırılmış olabileceği anlamını güçlendirebilecektir. Sevgili arkadaşlar, şu an itibariyle piyasada olumlu bir havanın olduğunu, herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyebiliriz. Zira endeksin de yaşamış olduğu 10 bin puana yaklaşan geri çekilme sonrasında 90 bin lira yaklaşırken bulduğu tepki ve özellikle dün swap kararıyla ilgili olarak atılan geri adımlar ve alınan yeni kararlar sonrasında tepki eğiliminin başladığını ve şu anda da 94.200-94.300 seviyesine yönelik bir gayret içerisinde olduğuna tanık olmaktayız. Dün aktarmış olduğum analizimde özellikle çarşamba günü yapılan endeksteki satışların TL'ye olan ihtiyacı karşılayabilmek bakımından yabancının gerçekleştirmiş olduğu satışların TL nakdinin parasının bugün hesaplarına geçeceğini ve bugün ise dolara bir yönelim olma ihtimalinden bahsetmiştim. Yani hisse senetlerinden çıkan nakdin bir kısmının dolara yönelmesi mümkün olabilirdi. Nitekim bu tabloyu da şu an itibariyle görmüş bulunmaktayız. Saat 15.30 itibariyle Merkez Bankası'nın elinde bulunan Mart vadedeki short pozisyonların kapanışı adına önemli bir saat dilimiydi. Bu saatte Merkez Bankası'nın açıklayacağı döviz kurlarının alış ve satış farkının ortalaması, uzlaşma fiyatının belirlenmesi bakımından Mart vadenin VIOP'ta son işlem günü olması nedeniyle uzlaşma fiyatının belirlenmesi bakımından önem taşıyacaktı. Hemen bakalım arkadaşlar, Mart vade için uzlaşma fiyatı hangi seviyeden gerçekleşmiş? Evet, 5.63-26 seviyesinden gerçekleşmiş. Mart vadede Merkez Bankası'nın elinde 400 bin kontrat civarında bir pozisyon bulunuyordu ve ortalama maliyeti ise 5.39'lar civarındaydı. Özetle Merkez Bankası geçmiş aylarda olduğu gibi, geçmiş vade sonlarında olduğu gibi doları baskılamak konusunda yeteri kadar başarılı olamadı diyebiliriz ve ilk defa, aylar sonra ilk defa maliyetinin çok üzerinde veya piyasa tabiriyle terste kalmış bir konumda pozisyonların sistem tarafından kapatılmasına rıza göstermek durumunda kalmış görülmekte. Evet değerli arkadaşlar, 5.64-44 civarındayız ve bu tablo bize 5.62 üzerinde kapanış olabilme ihtimalinin kalan saatlerde de oldukça artmış olduğunu ifade ediyor. Böyle bir kapanış sonrasındaki 5.55'ler civarında bir kapanış olsa dahi bu tablonun seçimlere güçlü bir dolar seyriyle girmiş olabileceğimiz anlamını getirecekti. Ama geçtiğimiz bir hafta içerisinde yaşanmış olan o büyük kargaşa sonucunda 5.85'leri görmüş olan doların ancak ve ancak 20 kuruş civarında ateşinin söndürülebildiğini, yani attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değdi mi diyebileceğimiz bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, haftalık görüntü itibariyle durum bu ve eğer ki hafta bu seviyelerden kapanacak olursa, yani haftanın son işlem saati olarak gece 20-24'ler civarında da 5.64 civarında bir seyir söz konusu olur ise önümüzdeki hafta için olası pivot seviyemiz görüldüğü üzere 5.59 olarak görülmekte. 5.60 diyelim isterseniz biz buna. 5.60 seviyesi önümüzdeki hafta için bir pivot seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kalınmak ve aşağısına gelmemek kaydıyla birinci pivot direnci olarak 5.88, sonraki pivot direnci olarak ise 6.06 seviyesi pivot sistem tekniğine göre hesaplanmış bulunmakta.
Şayet 5.60'ın aşağısına inilecek olur ise bu durumda 5.45-5.42 destek bölgesine kadar geri çekilme ihtimalinin olabileceğini hesaplamakta. Arkadaşlar bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Pivot sistemi günlük, haftalık veya farklı vadeler ile hesaplatmanız mümkündür ve oldukça başarılı sonuçlar verebilmekte. Şu an önümüzde bulunan grafiğimiz haftalık periyotta olduğu için önümüzdeki hafta içerisinde olabilecek olan ihtimalleri bu sistem hesaplamış durumdadır. 5.60'ın üzerinde kalınır ise 5.88 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimalinin olabileceğini bir kere daha ifade etmiş olalım. Zaten 5.88 seviyemiz önemli bir Fibonacci direnci olarak da karşımıza farklı grafiklerde çıkan bir nokta konumundaydı. Şurada gördüğünüz gibi 5.92 seviyesi bu şuradaki 5.92 seviyemizde bir Fibonacci direnci olarak görülüyor. O halde 5.88 ila 5.92 bölgesi önemli direnç noktası olarak önümüzdeki hafta ilk önemli direnç noktası olarak takip edilmesi gereken bir bölge konumunda. Arkadaşlar an itibariyle görüntü 5.62'nin üzerinde kalınmasının olumlu olduğunu ifade etmekte. Bu seviye üzerinde kapanış önümüzdeki hafta için güçlenme eğilimini gündeme getirebilecek olan bir faktördür. Son analizlerimde ifade etmiş olduğum gibi 5.62 üzerinde kalınması ve bu seviyenin aşağısına gelinmemesi durumunda vites artıran bir dolar seyrinin gündemde olabileceğini, yukarı gitme hususunda biraz daha istekli bir teknik görüntünün mümkün olabileceğini bir kere daha hatırlatmış olayım. Şu an önümüzdeki en önemli direnç 5.68 olarak görülmekte. 5.68 seviyesinin etkisi altındayız. Zannediyorum ki kalan saatlerde 5.62 ile 5.68 aralığındaki bir tablo ile gerçekleşebilecek. Arkadaşlar son 2 saatlik görüntü itibariyle önümüzdeki saatleri dikkate alalım isterseniz. 5.65 seviyesinin pivot seviyesi konumunda olduğunu görüyoruz. Eğer ki önümüzdeki 1 saatlik süre içerisinde 5.65 üzerine çıkan, bu seviyenin üzerine yerleşmeye çalışan bir seyre tanık olabilir isek, bu durumda 5.66-60, ardından 5.68 ve sonrasında ise 5.70 seviyelerinin test edilme olasılığı doğabilirmiş. Ancak bunun için 5.65 seviyesinin üzerinde kalıcı olmak, bu seviyenin üzerine yerleşmek gerekiyor. En az 10-15-20 dakika civarında 5.65 seviyesinin üzerinde kalınabilir ise 5.68 ve 69'lara kadar bir yükselişin olma ve 5.68 olarak şu ana kadar algıladığımız direncin zorlanması, bir kere daha zorlanması ihtimali gündeme gelebilir imiş. Sevgili dostlar, şu an için tablo bundan ibaret. İsterseniz bir de 60 dakikalık bakımından bakalım. 60 dakika için hangi seviyeler önemsenmiş? Yine benzer seviyeler karşımıza çıkmakta. 5.64.80, yine biz buna 5.65 diyelim. Bu seviyenin pivot konumunda olduğunu, bu seviyenin aşağısında kalıyor isek 5.63.70 ve 5.62.50'lere doğru bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir imiş. Ama 5.64.80'in üzerinde kalındıkça da 66-67-23 ve 5.68 biraz önce belirttiğim bugünün önemli direnci olarak karşımıza çıkmakta. Evet arkadaşlar, an itibariyle piyasaların son saatleri itibariyle tablo bunu göstermekte. 5.64'ler civarında piyasanın bugün kapanması ve pazar günü gerçekleşecek olan seçimler sonrasındaki sandık sonuçlarına bağlı olarak önümüzdeki hafta piyasanın nasıl açılabileceği konusu ağırlıklı olarak pazar günü çıkacak olan sonuçlarla da alakalı durumda. Ancak genel tablomuz 5.62 direncinin üzerinde kapanış yapan bir dolar TL'nin önümüzdeki haftayı da güçlü ama seçim sonuçlarına bağlı olarak da dalgalı bir seyir içerisinde geçirme olasılığı bulunmaktadır. Dünkü analizim seçimden sonra pazartesi günü ne olabilir konusuyla ilgili biraz daha ayrıntılı ve detaylıydı. Bu sebepten şu anda o konulara tek tek girmiyorum. Ancak bu gece mi olur yoksa yarın mı olur bilmiyorum. Hafta sonu itibariyle daha ayrıntılı bir dolar TL analizi ve özellikle Viyop piyasalarında Merkez Bankası'nın son atmış olduğu adımlar, maliyetleri, pozisyonlarını, durumları ve seçim ihtimalle seçim sonucu ihtimallerine bağlı olarak ne gibi gelişmelerin olabileceğine dair bazı tezler üzerinde, analizler üzerinde durmaya gayret göstereceğim. Efendim şu an söyleyeceklerim bunlardan ibaret olup yine belirttiğim gibi hafta sonunu yoğun analizlerle geçirmeye çalışacağım. Analizlerden memnunsanız eğer kanalıma abone olmayı unutmayınız, anında bildirim alabilmek bakımından.
Şimdilik hoşça kalınız diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Umuyorum ki tüm millet ve vatan için hakkımızda hayırlı olabilecek olan bir seçim sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilelim. Hoşça kalın efendim.